Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126.0'dan toplama çalışmasına motor aşamalarıyla devam ediyoruz. Bu videoda motorların yatakları, değişimi ve yağ boşluğu ölçülerini, piston kolları, kol yatakları değişimini ve yağ boşluğu ölçülerini ve krank ana burç değişimini göstereceğim. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Krank taşlaması yapıldı. Ana yataklar hazırlandı. Eski yataklar artık işimiz bitti. Krank taşlandığı için eski yataklar büyük geliyor. Bunlarla işimiz bitmiş oldu. Yeni yataklar en ideal yağ boşluğu ölçüsünde ayarlandı. Hazır hale geldi. Standart olarak yağ boşluğu ölçüsü nasıl yapılıyor onu da göstereyim. Genel olarak şaft çapının her bir inç ölçüsünün 0.001 katı gelecek kadar yağ boşluğu olması gerekiyor. Buna göre de bizim şaft çapımız 2 inç olduğu için 0.002 inç yağ boşluğu, yani 0.005 santimetre olarak yağ boşluğu ölçümüzün olması gerekiyor. Yeni yapılan motorda ana yataklar ve kol yatakları mümkün olan en dar yağ boşluğunda çalışması gerekiyor ki bu şekilde yataklar üzerine fazla yük binmeden motor daha az titreşimle çalışmış oluyor. Yani verimli bir şekilde bütün parçalar daha rahat hareket açısından, yani titreşimi daha az hale getirip daha verimli bir şekilde çalışmış oluyor. Daha sonra kol yatakları, piston kol yatakları, onu da göstereyim. Bunlara eski kol yatakları takılı üzerinde. Şu şekilde. Kol yatakları tam sıkıp birbirine birleştiği zaman boşluk olmaması gerekiyor. Yani yağ boşluğu haricinde bu iki kısım birbirine tam kapandığı zaman bu kadar boşluk olmaması gerekiyor. Bu çok fazla bir boşluk. Çok fazla boşluk demek de daha kalın yağ kullanma ihtiyacı anlamına gelir. Yani de motor daha fazla titreşmeye çalışmış olur. O yüzden kol yatakları da mümkün olan en ideal ölçüde alınıp o şekilde takılması gerekiyor. Yani kol yataklarının ölçüsü de yine şaft çapının hesabı yapılıp onun üzerinden alınması gerekiyor. Yani yataklarımızın çapı 2 inç. Kol yataklarımızın çapı da 2 ince yakın düşünürsek bu da ortalama 0.002'ye yakın bir yağ boşluğumuzun olması gerekiyor anlamına geliyor. Bu şekilde motor daha az titreşimde çalışmış oluyor. Yine aynı şekilde piston üst burcu da fazla boşluk olmaması gerekiyor. Yine şu şekilde eskisi. Yenisini taktığımız zaman o da yani tam sadece yağ boşluğu olacak şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yeni kol yatakları, yeni ana yataklarla bu şekilde motorumuzu sıfırdan toplamış oluyoruz. Daha sonra volan burcu. Volan burcu priz direkt millin girdiği kısım. Yani şu kısım. Volan burcu eğer aşınmışsa, yani genişlemişse priz direkt mili tam doğrusal bir hareket değil de debriyajdan çektiğiniz zaman eksenel bir hareket sağlamış oluyor. Bu da debriyaj balatasına zarar veriyor. Yani şu şekilde. Bu eski balata. Balata burada tam doğrusal bir hareket sağlayamadığı için
Bu şekilde yanlış yerlerden aşınıp zamanla düzensiz bir aşınmaya sebep oluyor. O yüzden volan burcunun değişimi de önemli. Şu burç. Bu da aklınızda bulunsun. Yine volan üzerinde de göstereyim. Şu şekilde volan takılı olduğu zaman yeni balata buraya tam düz bir şekilde oturup tam doğrusal bir hareket sağlaması gerekiyor yani. Eğer volan burcu aşınmışsa boşluk olacağı için balata burada böyle gezinmeler yaparak, yani debriyajın ayağınızı çektiğiniz zaman gezinmeler yaparak düzensiz aşınmalara neden oluyor. Bu da bu şekilde balatayı dağınık bir aşınma haline getiriyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Baskı balataya gelecek olursak, eski balata baskı normalde buralarında tırtık oluyor baskının. Şu şekilde. Bu da daha rahat bir kavrama sağlaması için bu tırtıkların olması gerekiyor. Yani baskı balatayı değiştirirken balatayı değiştireyim baskı dursun diyenler oluyor. Ama tırtıklar gitmişse bu şekilde ayna gibi olmuşsa baskının da değişmesi gerekiyor. Zaten ikisi beraber değişiyor. Yani tırtıklar olmadığı zaman bu tam kavrama sağlayamıyor. O yüzden debriyajın ses gelmesine, debriyajın koku gelmesine neden oluyor. Yani tam kavrama sağlayamadığı için şu şekilde. Boşa dönüyor yani tırtıklar olmadığı için. Tam bir kavrama sağlamıyor. Biraz boşa dönmüş oluyor. Yani debriyajı bırakırken birden kavramayıp biraz sürtünmeye neden oluyor. Yeni baskıda böyle bir durum yok. Yani yeni baskı tam kavrama sağlayıp direkt tutmuş oluyor. Bu da debriyaj baskı balatının daha verimli bir şekilde aşınmasını gerçekleştirmiş oluyor. Yani aşınmanın sebebi de yarım debriyajdan da kaynaklanıyor. Yani hani yarım debriyaja bastığınız zaman şu şekilde debriyajı tam değil de yarım basarak kalktığınız zaman yeni debriyaj volanla beraber hem volanla dönüyor hem de volan bunu döndürmeye çalıştığı için zorlamış oluyor. Birden kavrama sağlayamadığı için yarım debriyaja bastığınızda bu da yine baskı balatanın düzensiz aşınmasına neden oluyor. Yani ömrünü kısaltıyor. O yüzden mümkün olduğunca yarım debriyaj fazla kullanmamaya çalışın. Daha sonra balatanın takılış şekli zaten uzun taraf. Priz direkmeline gelen taraf. Yani şanzımana gelen taraf. Yani ters takma ihtimaliniz zaten yok. Çünkü olan burcu burada olduğu için böyle taktığınız zaman açık kalacak. Böyle bile açık kalıyor zaten. Şu şekilde. Olan yerini takılıyken bile zaten daha da oturmayacak. Bu kadar boşluk kalıyor yani. Bu şekilde zaten takma şansınız yok. Bunun bu şekilde sıfıra sıfır oturması gerekiyor. Bazılarının üzerinde yazıyor. Belirtiyor yönlerini falan. Ama genelde uzun taraf priz direkmiline giren taraf oluyor. Debriyajın takılış şekli de o şekilde.
Daha sonra balatanın üzerindeki bu yaylar da yani debriyajı bıraktığınız zaman yani ani kavramayı hissettirmemek için yani birden kavrayıp dönmeyi gerçekleştirdiğinde bu yaylar o ani kavramın etkisini yumuşatmış oluyor. Yani bunu araca hissettirmemiş oluyor. Bu şekilde yayları görevini tamamlamış oluyor. Yayların amacı, yani balatanın üzerindeki yayların amacı o oluyor. Tabii normalde volanda da tırnaklar oluyor. Ama bizim isim volanı bulamayacağımız için bunu sanayide tornacıya çizdirebilirsiniz. Böyle ince, çok ince çizikleri. Yine volanı o şekilde yenileyebilirsiniz. Yani bu debriyaj baskısının üzerindeki tırtıklar gibi çizdirerek tornacılar yapıyor sanayide. Onu o şekilde çizdirerek volanı da yenilemiş olursunuz. Çok da volanda aşınma yoksa zaten kullanılabilir ama ayna gibi olmuşsa yüzeyi, yani bu şekilde artık hiç tırnak kalmamışsa volanı da yenilemenizde fayda var tabii. Daha sonra debriyajın çalışma şeklini de göstereyim. Bu şekilde takılıyken debriyajı bastığınız zaman debriyaj rulmanı orta kısmı bastırarak baskıyı yukarıya kaldırıyor. Ve priz direk milini boşa geçirmiş oluyor. Motor dönmeye devam ederken bu dönmüyor. Debriyajın ayağınızı çektiğiniz zaman bu tekrar yukarı kalkıp, yani baskıyı aşağı bastırıp vitese geçirip kalktığınız zaman hareketi sağlamış oluyor. Baskı balatanın çalışması da bu şekilde. Onu da o şekilde göstermiş olayım. Yani bunları dediğim gibi komple yeniden değiştirmeniz her zaman daha faydalı olur. Yani balatayı değiştirip baskıyı değiştirmeyeyim diye düşünmeyin. Dediğim gibi yarım debriyajı fazla kullanmamaya çalışın. Yani baskı balatanın ömrünü uzatmak için bunlara dikkat edin yani. Motor aşamalarına bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki videoda motor ana yatakları, krank mili takımını, piston segment takımını, piston kollarıyla beraber yani kranka takımını, piston gömlekleri değişimini ve egzantrik ayarını göstereceğim. Hepsinin tork ayarlarını, yani bunların hepsinin tork ayarlarını da sıkacağız. Yani hepsinin tork ayarını sıkmamız gerekiyor ki yani iki kısımda şu şekilde yani tork ayarını da sıkmazsak, yani aynı eşitlikte sıkmazsak, ya burası hafif bir kaçık bile olsa bu tam doğrusal hareketi sağlayamayacağı için ana yatağı yani düzensiz bir şekilde aşındırmış olacak. Yani bu da ilerleyen zamanlarda zarar vermiş olacak. O yüzden motoru toplarken kesinlikle tork ayarlarına dikkat ederek toplamamız gerekiyor. Bütün ayarlarını, en ince detaylarına kadar hepsini tek tek kontrol ederek bu şekilde toplamamız gerekiyor. Hepsini zaten diğer videolarda göstereceğim. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.